oluyor. Yani bu senin tekliğin, tekliğinde mutluluk. Mutlaka yapılmalı. Mutlaka yapılmalı. Şimdi ben ufak bir böyle bir meditasyon yaptırmak istiyorum. Eğer yanımcı arkadaşlar katılabilirlerse, isterlerse bir kağıt kaleminiz olursa yanınızda çok iyi olur yazabilmeniz için. Şimdi yapmamız gereken önce bir şöyle vücudunuzu rahatlatın. Nerede artık oturuyor musunuz, uzanıyor musunuz şu anda? Kimseyi göremiyoruz tabii. Görsek iyi olurdu ama bir kendimizi bir rahatlatalım. Rahatladıktan sonra şöyle birkaç tane derin nefes alalım. Kendimizle bir bağlantı sağlayalım. Elimizi kalbimize veya nerede rahat hissediyorsa, nerede elimize ihtiyaç duyuluyorsa bedenimizde oraya koyalım. Nefesin bedenimize girip çıktığını hissedelim. Bedenimizin nefes aldığını hissedelim. Omuzlar rahat, çene rahat, beden rahat. Nefesler alıyoruz ve kalbimizi kabul etmeye açıyoruz. Kabul açız. Ve kendimize soruyoruz. Şu anda neye ihtiyacım var? Bir birey olarak şu anda neye ihtiyacım var? Kalbinizde, içinizde özdeşleştiriyoruz. Bu kişisel bir istek de olabilir, evrensel bir istek de olabilir. İletişim, bağlantı, sevgi, duyulma ihtiyacı, her şey olabilir, konuşma ihtiyacı. Şu anda neye ihtiyacım var? Eğer ki mümkün olsaydı ne duymak isterdim? İhtiyacımız olanı, bu bir tane olmak zorunda değil, birkaç cümle olabilir. Ve bunları dileğimiz olarak kendimize ifade edebiliriz. Mesela sevgi dediysek, dilerim kendimi sevebilirim. Dilerim diğerleri tarafından sevgiyle kabul edilebilirim. İletişimse, dilerim hayatıma iletişim kuracağım insanlar gelebilir. Kendinize öz olarak eğer kağıt kaleminiz varsa gözünüzü açıp yazabilirsiniz. Yoksa devam edebilirsiniz. Yazarken bunları kendinize bir dilek olarak yazarsanız, neye ihtiyacınız varsa onun sizi bulması için bir dilek olarak birkaç dilek olarak yazabilirsiniz. Ve şimdi hazır olduğumuzda tekrar gözümüzü kapayacağız.
Mümkün olsaydı ne duymak isterdim diğerlerinden? Gerçekten duymaya ihtiyacım var dediğiniz sözler neler? Bunlar bir kelime olabilir, cümle olabilir. İçinizde hangi sözler, hangi cümleler her gün duymaktan bıkmayacağınız ve duyduğunuzda teşekkür ederim deme isteği hissi uyandıracak? Neleri duymak istersiniz? Hangi sözü duymak sizi çok mutlu eder? Kulağınıza ne tekrar tekrar fısıldansın istersiniz? Derin nefeslerle içinizde hissedin. Bırakın cevaplar gelsin. Kesin duymak istediğiniz, kesin bilmek istediğiniz ne var? Hazırsanız kağıdınız, kaleminiz varsa bunları da yazabilirsiniz. Kelime olabilir, cümle olarak yazabilirsiniz. Kulağınızda duyduğunuzu hissederek yazabilirsiniz. Sevdiyse seni seviyorum mu? Sevilmek istiyor olabilir bu. Mutluluk mu? Mutlu olma isteği olabilir. Başarılı olmak mı? Belki diğerlerinden ne kadar başarılı olduğunuzu duymak olabilir. Ne kadar iyi olduğunuzu duymak olabilir. Neyi duymaya ihtiyacınız var? Neyi bilmeye ihtiyacınız var? Yazdıklarınız içinden bir, iki veya üç tanesini seçip yerleştirirseniz, şimdi onun üzerine hemen bir iki üç dakikalık bir meditasyon yapalım. Hangisini seçtiyseniz gözlerimizi kapatalım, kendimizi kalbimizde hissedelim. Ve bu seçtiklerimizi çok sevdiğimiz birinin, bir arkadaşımızın, çocuğumuzun, dostumuzun, anne baba kim olursa çok sevdiğimiz birinin kulağına fısıldadığımızı hissedelim. Kapatın ve bu sözleri çok sevdiğiniz birinin kulağına fısıldayın. Sesli de yapabilirsiniz.
Tamamen bütünleşin bu sözlerle. Kalbinizden verilen bir hediye olarak en sevdiğinizin kulağına fısıldadığınızı hayal edin. Şimdi elinizi bedeninizdeki bir noktaya koyup bu sözleri kendi kulağınızda hissedin. Kendinize fısıldadığınızı duyun. Tamamen içinizde hissederek, özdeşleşerek. Bunları duymak sizi nasıl hissettiriyor fark edin. Yazdım. Not aldım. Bir daha sormayacağım. Sevinç Hanım, mikrofonu kapatabilir miyiz? Teşekkür ederim. Sevinç Hanım. Evet, şimdi kendimi olduğum gibi kabul ediyorum. Olduğum gibi seçiyorum ve seviyorum. Derin nefes alıyoruz. Kalbimizden verdiğimiz hediyeleri sevgiyle kabul ediyoruz. Yavaş yavaş tekrar dönüyoruz. Sesim gitti sanırım. Ara sıra böyle durup kendimizle baş başa kalıp gerçekten o anda neye ihtiyacımız olduğunu fark etmek o kadar önemli ki. Ve bu devamlı değişiyor olabilir. Bugün bir şeye ihtiyacınız vardır, yarın başka bir şeye. Veya duymak istediğiniz sözler zamanla değişebilir. Ama durup bunları bir duyup hissedebilmek, kalbimize seslenip onun cevaplarını alabilmek. Ve kendimize bu şefkati gösterebilmek, bu değeri verip bu güzel sözleri kendi kulağımıza fısıldayabilmek ve bunları gerçekten hak ettiğimizi bilerek kendi değerimizle dimdik ayakta durabildiğimiz takdirde çevremizdekilerin de bize verdiği değerin ne kadar arttığını fark edebilmek o kadar önemli ki. Var mı paylaşmak isteyen hissettiklerini veya neler geldi sizin için? Nelere ihtiyacımız var? Neleri duymak istiyoruz? Mesela ben kendim söyleyeyim. Ben yaptığımda duyulmak istediğimi hissettim. Duymak istedi yani biri onu söylesin veya hadi desin tutuyorum elinden beraber bunu yapıyoruz. Kızım geldi. İhtiyaç olarak destek istediğimi fark ettim. Var mı içinizde paylaşmak isteyen hangi ihtiyacı fark ettiniz? Neleri duymak istediniz? Açamıyor musun Hande? Unmute yapamıyor galiba Hande. Tamam ben. Oldu mu şimdi? Tamam. Aa, diğer kişiler de belki açamıyorlar mı? O yüzden. Evet, o yüzden hani oradan hepsini diyerek söylemek istedim. Hande'cim, söyle paylaşacağın var mı? Bu şey çok hoşuma gitti. Yani hani şu fısılda kulağına dilekler falan. Şimdi ben de bunun değişini yaptırıyorum birazcık.
O aklıma geldi. Gerçekten çok etkili oluyor. Ben de şöyle bir şey yaptırıyorum. Seni sevdiğinden çok emin olduğun bir kişi senin için ne dilerdi sorusunu soruyorum. Hepimizin hayatta vardır en azından bir tane. Hani her genel olarak konuşalım. Hani kesin eminsin seni çok seviyor. O senin için ne dilerdi? Onu düşünüp onu kendisi için dilemesini istiyorum mesela. O da çok güzel oluyor. Bu bana onu hatırlattı. Çok hoşuma gitti. Tabii kendisiyle bağdaşıyorsa bu dilek. Bazen Tabii sevdiklerimiz tabii. bazı şeyler diliyor ama bizim istediğimiz Tabii. olmayabiliyor. Tabii canım. Yani çünkü ben kalbi bir dilekten ama Evet. bahsediyorum. Çünkü bu genelde zaten mutlu olması gibi dilekler oluyor. Yani yoksa başka türlü bir şey değil. Yani çok kalbi bir Yok, yer. çok güzel bir şey. Veya sen en sevdiğin için ne dilersin? Gerçekten nasıl görmek istersin? Aynı şeyi kendimize de dilemek. Kendimizin en iyi arkadaşı olabilmek. Kesinlikle. Hani zaten genelde hani hep yüzü gülsün ya da hep iyi insanlarla karşılaşsın. İşte çok mutlu olsun falan gibi dilekler. Çünkü çok daha kalp yönünden dilek diliyorlar o sırada ya da öyle hayal Evet. ediyorlar. Evet. Şimdi ben bugün şeyi düşündüm mesela. Hani kendimiz için bir şeyler yapmak istiyoruz ya. Evet. Böyle mesela hani geçmişimize bakıyoruz. Sonra onu gelecek olarak görüyoruz. Bugün kendi kendime dedim ki ya dedim senin geleceğin bir gün geçmişin olacak. Bu son nefesini verdiğin anda geldiğinde geriye dönüp ne demek istersin? Ah ya ben de şöyle bir insandım, böyleydim, bunu yaptım, şunu yaptım dediğin ne varsa. Çünkü o senin geçmişin olacak artık. Onları yapmaya odaklan. Veya insanlar ne desin senin için? Neyi duymak istiyorsun? Yani geleceğini geçmişin olarak düşünerek hareket etme, biraz sondan geriye. Evet, ters olarak ifade ettim ama güzel bir ifade. Bugün o bana sanki beni böyle harekete geçirecek şey o gibi geldi. Hani sizi ne harekete geçirebilir bilmiyorum. Mesela çok da sağlıklı bir hayat geçirdim diyebilmem için gerçekten hani her gün egzersizlerimi yapmam lazım. İşte yediğim içtiğime çok dikkat etmem lazım. Bütün bedensel işte şeyleri öğrenmem lazım. Mesela meridyenler olsun, duruşlar olsun her şeyi. Bunları o zaman onu diyebilmek için benim bunları yapmam lazım. O zaman kendime o hedef seçiyorum. O zaman ben her gün şimdi yürüyüşe çıkıyorum. Yediğime içtiğime çok dikkat ediyorum. Sözlerime çok dikkat ediyorum. Kendimi sağlıklı tutabilme yolunda. Bana çok mesela iyi geldi o sondan düşünebilme. Kendimi geçmişte gördüm. Nasıl biriydim ben diye ve nasıl o kişiyi ne söylemek istiyorsam onu yaratmak. Evet, bu da değişik bir teknik olmuş. Genelde hani gelecekteki 5-10 yıl sonraki halini düşün gibi çalışmalar olur. Ama burada sen Geçmişi düşün. zaten orada olduğunu Evet. düşünüp geçmişe baktın. Aynen. Aslında bir aşama daha ilerisi gibi oldu bu. Aynen. Çok iyi. Çok Yani benim üzerimde işleyecek olan o. Herkesin kendi olabilir. bir yolu büyük ihtimalle var. Evet. Süpermiş. Öyle birkaç not aldım bugün için. O bunlardan bir tanesiydi. Ondan sonra mesela hani bu ilişkiler konusunda olsun hani sevgilisi olmayanlar veya eşi olanlar. Bugün gene bir sinir bilimci bir beyi dinliyordum. Hani bu aynı olayı var ya. Evet. Yani dedi siz kimle gerçekten? Zaten hani beş arkadaşına bak sen onların ortalamasındır derler ya. Kimle ne kadar vakit geçiriyorsan bir yerden sonra aynalaşıyorsunuz. Mesela bir şizofrenle devamlı vakit geçiriyorsan beyinde o kısım varmış birbirini aynalama kısmı gerçekten. Yavaş yavaş sen eğer ona uymaya başlıyorsun. Yavaş yavaş sen de o yöne gidebiliyorsun. O yüzden hani şeyi diyor mesela ilişkilerde de mesela birisiyle diyelim evlendiniz çok iyiydi. Aradan zaman geçti. Ay değişti şöyle oldu böyle değişti değil işte. Senin kendi içindeki blokajların onda aynı olarak yansıdı. Ona döndü. Sen içindeki blokajlarını aynalamaya başladı. O yüzden o kadar önemli ki yani isterseniz şu anda evli olun, ilişkide olun, isterseniz birini arıyor olun. Kendimiz ne kadar temizsek o şekilde aynı olduğumuz için blokajlarımızı temizlememiz, şifalanmamız çok önemli. Zaten biz bunları yaptıkça ilişkilerimizin de daha bir güzel olduğunu farkına varacağız.
Hani o yüzden de hani ilişkiye girmek isteyen kişiler için de blokajlarım ne benim? Çünkü ben hani Kur'an-ı Kerim'de de diyormuş ya hani kötü insanlara eş kötüler, temizlere temizler. Yani bu şey temizliği, beden şu bu falan değil. İç temizliği de senin için ne kadar temizse karşında da ne kadar temiz bir insan olacak. Çünkü aynalıyor olacak. O yüzden... Kesinlikle. Bir çeşit ruhların birbirine karışması, etkilemesi gibi bir şey oluyor o. Tabii tabii, hele ilişkideysen özellikle ilişki zamanında o kök çakralar hiç fark etmeden birbirinden enerji alışverişi aldığı için senin blokajların, onun blokajları birbirine geçiyor. O zaman ne oluyor? Daha da blokajlı, karmaşık bir şeyler ortaya çıkıyor. Ortaya karışık bir blokaj. Onun için... Evet. Yani anladın mı ya, biz zannedebiliriz ki her şeyi hallettik, çok güzel, şu bu eşim de öyle falan filan, ama fark etmediğimiz o blokajlar biz birleştiğimiz anda kök çakradan birbirine geçip ortaya şöyle bayağı bir blokajlı karmaşık bir durum çıkıyor olabilir. O yüzden de işte değişti diyoruz ya bazen, böyle değil de evlendiğimde, çünkü bendeki blokajları aldı veya ben ondaki blokajları aldım fark etmeden. Evet, o yüzden sürekli kendini temizleyip kendini geliştireceksin ki daha garanti bir yol. Yani sürekli dışarıda hani iyi insanlar ve şeylerle karşılaşayım da ben de iyi hissedeyim diye, sen zaten iyiliğe doğru ya da sevgiye, mutluluğa, her neyse güzel olan şeylere doğru sen yürümelisin. Mesela şimdi bunu buradan anlattın ama ben de bu aynalamayı mesela şuradan anlatabilirim bir de. Bu yoga derslerinde mesela denge duruşu gerektiren bir yerde hani dengesizlik görürsem karşıda, gidiyorum yakınına ve karşısında tam dengeli duruyorum, yani hani kıpırdamadan. O zaman o da duruyor. İşte. Birden o sallantılı hali direkt durmaya dönüşüyor. Ya da böyle bir şey yapmadığımda şunu da fark ediyorum. Yani aynalamayı anlatmak adına. Şimdi herkes kendine çok odaklıysa o an derste, bir ağaç denge duruşunda herkes çok güzel böyle hiç kıpırdamadan duruyor. Ama inan ki biri birine baksın, öteki de ötekine baksın, şey başlıyor yani. Birden hepsinde birden yayılan ve hepsi sallanmaya başlıyor yani. Çok tabii. İlginç oluyor. Tabii. İşte yani beyinde o yer varmış zaten. Aynen. Tabii orada hemen diyorum ki kendinize odaklanın sadece. Ondan sonra tekrar tık 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 toparlanmaya başlıyor. 3 kişi, 5 kişi, 10 kişi derken hepsi tamam tekrar dengeye geliyor. Yani inan hani evet, bunların hepsi aşağı yukarı aynı şeyler. Yani bu oradan anlat istersen. İstersen bedeni aktiviteyle yap. Yani sen yeter ki her yaşadığın, yaptığın şeyden öğrenmeye gayret eden, bütün bunlardan görebilirsin. Evet, evet. Yani o karşıdaki bizi aynalıyor diyoruz ya mesela, o bilimsel olarak evet. Çok gerçek. Yani bir rahatsız olduğumuz bir durum gördüğümüzde gerçekten bizde ne var ona bir bakmak lazım. Ve ayrıca bizim görevimiz hani mümin müminin aynasıdır derler. Gerçekten kendimizi en temiz ayna haline çevirelim ki karşımızdaki de kendinde güzellikleri görsün. Aynen. O güzelliklerle yaşayabilsin. Evet. O zaman da dediği gibi mümin müminin aynası, şimdi o temiz oldu. O da zaten kendisinin en temiz halini gördü. Zaten artık hiçbir şey yok yani. Her şey temiz. Aynen öyle. İnşallah. Aynen. Öyle işte, yani benim diyeceğim vallahi hani muhabbet hep beraber ederiz diyorduk ama pek şey herhalde konuşmak isteyen göremiyorum genelde. Her şeyin başı yani nefestir diyorum ben gene. Nefesimiz hayatımızı yönlendiriyor. Çünkü nefes vücudumuzda da eterik baridi, vücutta da her yere gidiyor ve biz yaşamımızı hep, yani her yaşadığımızı duygusal olarak kaydediyoruz. Ve hayatımızı da o kayıtlarımızla yönlendiriyoruz. Ve vücutsal, işte eterik baridi vücutta o kayıtlardan negatifler yükseldikçe birikim oldukça fiziksel yönden bir hastalık, rahatsızlık olarak ortaya çıkabiliyor. Bu aslında vücudun sana bir çağrışı. Diyor ki bak, çıkıyor burada. Senin duygusal durum eterikte çok doldu. Biraz temizle, biraz şifalan. Hastalık bu demek oluyor. O yüzden lütfen hani özellikle nefes çalışmalarıyla ve diğer birçok çalışmayla bu duygusal durumları
Bir düzene sokalım, bir temizleyelim. Günlük hiç değilse bir 10-15 dakika derin nefes almaya çalışalım. Hani dakikada en fazla 6 nefes veya 8 diyelim hadi alabilirsek çok mükemmel olur. Onun üstünde alıyorsanız zaten demek ki duygusal yükümüz biraz fazla. Onun için nefesimizi yavaşlatma çalışmalarını çok 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 öneriyorum. Evet anneciğim, var mı başta eklemek istediğin? Başka eklemek istediğim yok, ancak varsa söylemek istenilen herhangi bir şey paylaşmak isteyen bir soralım, bekleyelim. Bekliyoruz o zaman. Yani ben hadi buradan şey yapamıyorum, tam göremiyorum. Belki sen ekrandan daha iyi görebiliyorsundur. Görüyorum ben. Herkesin mikrofonu kapalı ama açamıyorlar mı? Açabiliyorlar değil mi artık sen? Açamıyorsanız chat'e yazın diyeceğim ama yok chat'te de bir şey, o yüzden herkes açabiliyor. İyi o zaman. O zaman iyi ki kadınız. Kadınlar gününüz kutlu olsun. Aynen öyle. İyi ki kadınız. Kendinizi sevin. Kadın halinizi sevin. Kadınlara destek olun. Ha, Ayrıca ben Aysel. kadının kadına olan Aysel desteğini Hanım bir çok şey soracak önemsiyorum. galiba. Tamam. Alalım artık. Dinleyelim, sonra o kısmı söyleyeyim. Tamam, el kaldırdı. Açabiliyorlar değil mi şey sesleri? Aslında açabiliyorlar. Açabiliyorlar mı? Şey, Ben çete yazabilirler mi? açtım. Ha, açtım ben. Aysel Hanım. Herkese merhaba. Merhaba. Ben ilk defa katılıyorum hani bu programınıza ve enerjinizi o kadar sevdim ki hepinize çok teşekkür ederim. Biz Sen teşekkür çok ederiz. sağ olun. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Tekrar gelin, biz bu platformlarda çok değişik eğitimler veriyoruz. İşte Melek hocamız, Bilal hocamız harika. Ben farklı konularda lütfen gelin. Yarın da hatta Gelmeyi yoga çok dersi var isterim. değil mi Hande senin? Evet, yarın Yoga ben dersi var. yoga dersi vereceğim. Yarın salı 19, yani 7'de yoga dersi vereceğim. Bir 45 dakika kadar. Yani isterim katılmanızı inşallah. Şey, Müsaitseniz ücretsiz duyurayım. eğitimal.com'dan ulaşabilirsiniz. Oradan Evet, çok başvurabilirsiniz. teşekkür ederim. Yani Ben de imkanım teşekkür ederim. olursa mutlaka katılacağım. İnşallah. Ha, inşallah. Takip edin. Olma gayret edelim. İnşallah beraber olalım. Şimdi bu kadınların kadınlara olan desteğini de söylemek istiyordum. Ben orayı atlamışım. Hani şu kısmı çok önemsiyorum. Hani benim bu tasavvuf ve şeylerle ilgimi biliyorsunuz. Hani Hazreti Muhammed'in ben üç şey sevdirildi. Kadın, koku ve namaz diyor ya. Hani o yüzden sadece kendimiz ve etrafımızdaki değil, bütün kadınları desteklememiz gerektiğini düşünüyorum ben. İnan ki o çok daha farklı bir şey hissettiriyor. Yani bunu tam tanımlayamıyorum açıkçası ben ne olduğunu. Çok derin bir şey olduğunu hissediyorum ama tam tanımlayamıyorum. İnan ki sohbetinle olsun, belki maddi bir şeyle, zaman geçirmeyle ya da onunla hoş anlar ya da bilgi paylaşım hiç fark etmez ama kadınla olan etkileşimi ve desteği çok büyük etkiler yaratıyor insanın hayatında ve ruhsal alanında. Böyle bir şeyi fark ettim ve çok önemsiyorum yani. Özellikle hani onları iyice şey yapmaya çalışıyorum, tutmaya çalışıyorum. Yapabileceğim bir şey varsa yapmaya çalışıyorum. Kesinlikle aynı fikirdeyim. Şimdi sözlerimize o kadar dikkat etmemiz gerekiyor ki. Ben şimdi bir gruptayım. 30 bin tane kadın üyesi var grubun. Geçenlerde bir tanesi paylaşmış ki bu Evet. çok feminist olduğunu düşünen bir arkadaşımız. Gittim diyor, kumaş deliliği varmış. Ben kumaş almayı çok seviyorum. Gitmiş bir kumaş dükkanına. Evet. Kendisinden önce de iki tane kadın almaya çalışıyorlar işte ama onu beğenmiyorlar, bunu beğenmiyorlar, böyle bir sürü şey falan. Artık tezgahtar da yorulmuş. Neyse, sıra ona geliyor. Diyor ki yoruldunuz değil mi diyor. Kadınlarla uğraşmak da çok zor diyor kendisi. Şimdi bunu söyleyince dükkanın sahibi adam. Hanımefendi neden öyle diyorsunuz diyor. Siz kadınları korumanız gerekmiyor mu diyor kendi hemcinsinize niye? Benim diyor hem kızım hem oğlum var. İkisine de eşit davranıyorum. Hiçbir zaman ayrım yapmıyorum. Ben bunu yaparsam ileride kocaları, sevgilileri de yapar. O yüzden demiş ki siz kadın olarak böyle şeyleri hiç söylememeniz lazım. Ki bu gerçekten feminist olduğuna inanan bir kadın.
O yüzden fark etmeden ağzımızdan bazen bir şeyler kaçabiliyor. Lütfen dikkat edelim. Biz kendimize ve kendi hemcinsimize ne kadar değer veriyoruz? Dün bir grupta mesela bu tartışılıyordu. Kadınla erkekli bir tartışmaydı. Evet. Erkeklerden bir tanesi dedi ki, şu anda dedi özellikle ülkemizde dedi, bence dedi pozitif kadın ayrımcılığı bile yapılmalı dedi. Mesela burada birkaç kadın buna karşı çıktı. Şimdi ben diyorum ki lütfen sevilmeye açık olun, desteğe açık olun, yardıma açık olun. Gerçekten özellikle Türkiye'de durumlar zor. Eğer ki böyle bir yaklaşımla geliyorsa bir erkek, bunun iyi niyetini anlayın. Şimdi dediğim gibi mesela bir şeyin düz duruyor diyelim, değil mi? Eğer bu tarafa yattıysa bunu biz ters tarafa ittirmeliyiz ki tekrar düzelsin. Şu anda da durumlar, kadınlarda eşitsizlik biraz yapıyor. O yüzden pozitif bir ayrımcılık yapılması lazım ki o düzleşebilsin, yerine otursun. Ondan sonra onu dik tutabilelim. O yüzden evet. Hani çok böyle ateşlenip etrafınızda da varsa, çok feminist olup da biz kabul etmeyiz işte eşit herkes, erkek kadın için eşit de değil, adaletli davranmak lazım. Şimdi şurada 100 kiloluk bir şey dururken eşitim ben diye bir erkekle birlikte ben de onu kaldırmam gerek yok yani. Adaletli davranmak gerekirse ağır bir şeyi o kaldırsın, bırak ben hafifini kaldırayım çünkü benim o kadar fiziksel gücüm yok. Bu çok önemli bir konu arkadaşlar. Yani o yüzden ben de bunu dile getirmek istedim ve hatta ne yapabiliriz diye düşündüler. Clubhouse'daydı bu. Clubhouse'un o kadınlara yönelik her hafta bir sayfa açacak, oda açacaklar orada tartışma için. Kadınları konuşturacaklar, erkekler dinleyecek. Hani ondan sonra da ne yapılabilir diye dergi falan dediler. Hani oradan o anda konuşamadım da mesela öyle bir gözünün içine sokulmalı ki insanların, kadınların değeri. Kaçacak nokta bulamasınlar. Tişörtler basılabilir, insanlar bunu giyebilir. Her yerde mesela yollarda pankartlar olabilir. O kadar çok orada şarkı sözü, bestesi yazan arkadaşlar var ki kadınların değeri üzerine şarkılar yazılabilir ki bu gerçekten kadının değerini anlamayan kişiler hiçbir yerden kaçamasınlar. Her yerden, gözünden, kulağından, her yerinden girelim ve kadınlarımızın değerini gerçekten yükseltelim. Yerini bulsun. Evet. Bir de belki daha kolay yerler bile var. Yani bunları kaçırmayalım. Bir kafeye gittin ve bir kadının çalıştığını gördün. Sana kahve getiriyor mesela. Yani orada ufacık da bir şey olsa onun o çalışan kadın yerini destekle. Yani de ki ay ne kadar güzel ya, ben böyle çalışan kadın gördüm mü bayılıyorum de. Mesela çok basit. Onun sanki bir kumbarası olduğunu düşün. Çalışmakla ilgili ve sen o kumbaraya hani iyi ki bunu yapıyorsun, süpersin deyip o destek kumbarasına bir para atmak gibi düşün bunu. Yani bunun gibi çok basit şeyler var. Evet. Hani o bu şekillerde bir destek. Ya da mesela aynen, boşanan kadın ya da boşanmak üzere olan bir kadın gördüğünde lütfen az bile olsa yani ne yapabiliyorsan yap ve yardım et. Çünkü o öyle bir yerden geçiyor ki en ufacık bir sözün, en ufacık bir şeyin onu böyle ayağa kaldırmaya bir destek. O yüzden bunun gibi şeyler. Yapılan bir kadın güzel bir şey yapıyorsa sen de oradan bir şey söyle yani. Kumbarasına bir ekleme yap. Tabii tabii ya. Yanınızdan geçerken saçını beğendiğiniz bir kadın bile varsa saçınız ne kadar güzel değil. Ama o çalışma kısmında şeyi söyleyeceğim. Yani karşındakinin gerçekten neyi istiyor olduğundan emin olmak lazım. Yani her kadın çalışmak zorunda değil. Çalışmak istemeyen kadınlarımız da vardır. Tamam, yani o yüzden mesela onlara da kim ne istiyorsa o konuda destek olabilmek çok önemli. İstediği hisse sağlam kalmasını sağlamak. Yani... Gerçi orayı tam anlayamadım neden öyle bir şey söylediğini, ama hani o kişi çalışmak yani, istemiyordu mu demek istedin? Yani şimdi yok. Şimdi o hani öyle bir şey söylersin ki mesela yanında o anda gerçekten ev hanımı bir kadın olabilir. Çalışmak istemiyor. Onun ona çalışırkenlığını söylediğinde onu aşağıya alıyormuş gibi hissetmesi. Yani her seçiminde özgür ya da o çalışan memnuniyetten de çalışıyor olabilir. Belki çalışmak istemiyordur. Yani birazcık da Tabii. İhtiyaçları oldukları desteği. Tabii. Yani o kadar detaya girmek istemedim. Tabii kişi onu söylerken o ortamına, her şeyine dikkat eder. Yani ben basit bir örnekle açıklamak istedim. Doğru söylüyorsun. Karşımızdakinin değerini yükseltecek her şeyi yapabilmek lazım. Ve kadınlar grubu gerçekten önemli. Yani benim WhatsApp'ımda, ben Londra'dayım. Bizim burada bir sürü kadınlar grubumuz var. Değişik. Yani sonra mesela kadınların güzelliğiyle ilgili bir şey söylemek.
Çünkü birçok kadının ben kendisini iyi hissetmediğini, yaşlandığını düşündüğünü, güzel hissetmediğini falan gibi şeylerle karşılaşıyorum. Hani mutlaka beğendiğin bir şey varsa hani söyle, güzel hissettirecek. İlla erkekten de duyması gerekmiyor. Yani sen de bir kadın olarak arkadaşına, sevdiğine, yolda gördüğüne, senin dediğin gibi saçın ne güzelmiş, küpen çok tatlı, ne bileyim, Sadece kızının biliyor rengi ne musun? kadar hoş. Sonra yani. Araştırmaların gösterdiğine göre 100 kadından sadece 7 tanesi kendisini güzel buluyormuş. Hatta 4 galiba. Düşün yani, Evet. etrafta o kadar kendisini güzel bulmayan kadın var. Ve Hani gerçekten bunları da yapalım onları birbirimize. duyma ihtiyaçları olabilir etrafımızdakilerin, kesinlikle. Evet. Kesinlikle. Bunu söylediğimiz iyi oldu, bunları konuştuğumuz. Birbirimize destek Unutmadığımız. olalım arkadaşlar ya. İlk önce biz birbirimize destek olalım ve yani eşlerimiz, arkadaşlarımız, erkekler tarafından da izleyelim. Fark edersek yanlış söylenen bir şey, yanlış düşünülen bir durum, kendilerini böyle kibarca uyaralım, düzeltmeye çalışalım. Birlik olalım. İnşallah. Tamam. İnşallah. Teşekkür ediyorum harikacığım. Çok sağ ol. Ben teşekkür ederim. En son Melekçim, ne diyeceksin en son? valla bugün sizin gününüz olduğu için artık ben sizi dinlemek istedim. Ay, iyi yaptın. Muhteşem tabii. İyi Çok yaptın. güzeldi. Ya. Bazen ben de çok ihtiyaç duyuyorum dinlemeye. Dinlemek zaten rahim özelliği. Yani Evet. kadın aslında ve bence dünya demek yani böyle içine alan, dinleyen, sarmalayan. Bugün de herhalde o en kadın halimi yaşamak istedim. Dinleyen. İyi yaptın ve zaten Sarmalayan içine alan. Dinlemek güzel. kadınla erkeğin birleşmek çok önemli. Gerçekten ikisi birleştiği anda bir bütün oluşturulabiliyor. Ha, ikisi birbirinde kaybolabiliyor. Japonlara göre sanırım bir anlatım var işte. Hani mesela kadın gölge taraf, erkek güneş aydınlık taraf ya. Şimdi sabah güneş doğduğunda dağ olduğunu düşünün diyor. Güneş doğduğu zaman dağın bir tarafı aydınlık, eril enerji. Diğer tarafı gölge. Kadını, dişil enerji. Ama o güneş yükseliyor yükseliyor. Öyle bir noktaya geliyor ki ikisi bir oluyor. Ve batarken bu taraf dişil enerji oluyor, gölge oluyor. Bu taraf eril enerji oluyor. O yüzden bu değişimler devamlı oluyor. Kendi içimizde de oluyor ve ikisi bütünleşiyor. O yüzden çok önemli erkek ve dişi enerjinin birleştirilmesi. Hatta derler ki işte cennetten çift olarak çıkıldı, çift olarak girilecektir. O yüzden hani aramızda diyoruz ya, blokajları temizleyelim. Yani gerçekten eşine karşı veya erkek arkadaşlarına karşı, erkek cinsine karşı blokajları olanların temizlemesi çok çok önemli ve hatta bir ilişki içerisinde olabilmek çok önemli. Hani belki ben hayatım boyunca bekar kalacağım, kendime yeterim düşüncesinde olan arkadaşlarımız vardır. Tabii ki de hepimiz birbirimiz kendimize yeteriz ama daha bir bütün olabilmek için dişi ve eril enerjinin bir şekilde birleşmesi gerekiyor. Bunu da söylemek istedim. Evet, muhteşem. Çok güzel. Yin ve Yang da öyle tarif ediliyor yani. Yin bir dağın gölge tarafı, Yang işte onun işte güneşi tarafı. Tabii kendi içimizde de kendimizi tam ve bütün hissetmek. Yani bir ilişkiye tamamlanmak için veya bir ihtiyaçtan dolayı ya da işte böyle bir takım sebeplerden dolayı değil de zaten kendi içimizdeki o tamlık ve bütünlüğü bulduğumuz zaman kendiliğinden o bizim karşımıza çıkıyor. Kendi içimizde tam ve bütün hissetmemişsek zaten kendi içimizde ne varsa o bize gösterilmek üzere işte ayna nöronlar da diyorsun ya hani bir şekilde projekte oluyor. O yüzden aslında yüzleşmeler çok kıymetli, değerli burada. Kendi içimizdeki gölgeler, kendi içimizde ışık tuttuğumuz o güneşi taraflarımız. Yani çok güzel bir şey var burada, böyle bir dans var. Yin Yang'ın dansı var. Çok güzel anlattın bunu. Aynen öyle. Ve mesela ben şimdi bilmiyorum bekar arkadaşlar var mı da, mesela şimdi içimizde gerçekten tamam bir denge oluşturacağız ama kimimizde dişil enerji daha yüksek, kimimizde eril enerji daha yüksek. Eğer ki eril enerjisi yüksek bir kadınsanız belki dişil enerjisi yüksek bir adamla uyuşumunuz çok daha iyi olabilir. Ya da çok aşırı dişilseniz iç dış her şeyinizde, o zaman da çok eril bir adam sizi dengeleyebilecektir. Bunların hepsine diyorum
biraz dikkat etmek lazım. Yani bir illa tipik erkek modeli yok. Şöyle olsun, böyle olsun. Sana uygun erkek modelini. Ve tavsiye edeceğim bir web sayfası şey var, aplikasyon var, Kadınım Ben diye, benim bir arkadaşımın bir sayfası bu. Çok güzel paylaşımlar. Yazar mısın? Kadınım Ben. Yani Kadınım Ben. Hayır hayır, şeye katılacak mıyız onların Zoom'una? Ya onların Zoom'u yarım saat önce başladı. Ya tamam. Ondan şeyde, ama girerseniz web sayfasında çok güzel yazıları var, blogları var, paylaşımları var. Tavsiye ederim. Ha, buradan hepinize sonra gideriz kadını, oraya. Yani kendi tabii workshopları da var. Kesildim galiba ben. Alo, alo, alo. Heh, duyuyor musunuz? Yok, duyuyoruz. Ha, kendi şeyleri de var, workshopları falan da var. İçinizde kadınlıkla ilgili hani sıkışmışlıklar varsa kendilerinden workshopta alabiliyorsunuz. Böyle işte. Onların hatta bir tane gönderdiği şey vardı. Onu sizinle bakayım, paylaşayım bulabilirsem. Hemen tekrar ben bir paylaşım sayfamı açacağım. Şuradan. Ben bulamadım web sitesinde. Kadınımben.com mu? Kadınımben.com, evet. Ha, ben bulamadım da onu. Bir, sen açabiliyorsan harika. Bilgisayarımda gösterebiliyorsan bize bir. Ama bakayım da şunu bir izleteyim önce size. Ekran paylaşımı yaptın mı? Harika. 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 Ne diyorsunuz? Çok harika. Biz bir şey görmüyoruz. Seyrediyorsunuz diye, ne güzel. Burada kendi kendime hemen yapıyorum. Hemen yaptım. Bir saniye. Ay durun bir dakika. Başa nasıl alacağım? Heh. Şöyle de büyüteyim. Evet. Hazır mıyız? Şimdi evet. Kadınımben.com.tr. Gördünüz, çıktı, cevap geldi. Kadınımben.com.tr. Tamam, şimdi evet. Oldu. Ay bir de yani kadınım harikayım yazıyor yani, kadınım harika. Kadınım harikayım. Nasıl, aynen öyle. Nasıl bir isim varsa. Kadınım harikayım. Aynen öyle. O yüzden paylaştım dermişim. Gördüm, çok hoşuma gitti. Hatta ben tanıştığım zaman harika bir ismim şey yapınca, ay çok harikasınız. Kadınım harikayım. Hemen o da bir heyecan yaratmıştı. Ama çok güzel paylaşım. Yani tavsiye ederim, gidin o sayfaya. Çok güzel paylaşımları var. Aplikasyon da var. Hem Android'de hem iPhone'da şeyleri evet. Var, aplikasyonları. Hatta Nefes'le ilgili bir yazım çıktı onların dergisinde. Evet. Anla okuyabilirsiniz. Böyle arkadaşlar, saat 7. Benim şu anda başka bir Zoom'a tekrar girmem gerekiyor. Tamam. İyi ki varsınız, iyi ki geldiniz. Teşekkür ediyoruz. Hande'cim, Melek'cim. Teşekkürler. Geçim arkadaşlar. Ben bir de paylaştım yine de. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Teşekkür. Ben de Londra'dayım Hagri, harikanım. Öyle mi? Neredesiniz? Ben. Ben Brunsbury Park, Kesereyes. Kesereyes. Notting Hill Gate'e yakın. Aha, yukarıda. Aynı şey. Bana bir mesaj atsaydınız, tanışırız. Grupların içinde var mısınız Londra'da? Hangi gruptu? Ben daha yeni katıldım bunu da. Melek Hanım'ı tanıyorum Kadın Bilgelik Okulu'ndan. Orada beraber öğrenci olduğumuz zaman. Londra'da çok bizim kadın gruplarımız var. Ben şuraya telefonumu yazayım. Elinizde kalem var mı? Yazar mısınız ya da? Yazarım, yazarım. Çete yaz istersen harika. Sadece çete yaz. Chatten görülsün. Okay, açayım çeteyi. 07710200. Oh, pardon. Direkt mesaj attım. Ne güzel değil mi? Başkasına. Hanım attım. Onu herkese diye açayım. İyi güzel, görüşürsünüz işte Londra'da. Çok güzel bir buluşma evet. Oldu. Tabii. Yani çok güzel gruplar var. Kadın grupları. Yani şey, yeni mi geldiniz siz?
Ben 11 senedir buradayım. Bayağı. Evet. Yok, güzel şeyler var. Katılmak isterseniz bana bir ya da katılmazsınız. Süper. Siz neler yapıyorsunuz? Adınız, soyadınız ne? iPad olarak gözüküyor da orada. Ben Arzu. Evet, şey yapmadım, orada kaldı öyle. Ben Arzu. Ya buradayım. Yalnızım Londra'da. Hayat burada bu şekilde devam ediyor. Sizin de emeklerinize teşekkür ederim ve güzel destek yapıyorsunuz. Hem gruplara katılmak isterim hem de elimden geldiğince destek olmak isterim. Bu bizi geliştiren bir şey çünkü. Tabii. Çok evet. Güzel olur. Çok güzel. Harika. Teşekkür ederim hepinize. Teşekkür ederiz. Görüşürüz. Herkese görüşürüz. Diyorum. Kendinize dikkat edin. Yarın akşam yoga dersinde görüşürüz. Değil mi? Evet. Akşam halinde. Yarın 7'de. Evet. Bir de cumartesi gününe koyduk. 12 diye hatırlıyorum. Takip edersiniz orada. 7'de tamam. Evet. Teşekkürler. Kulağınıza fısıldayın o güzel sözleri. Evet, çok güzel de o meditasyon. Çok iyi geldi bana. Bilmiyorum. Evet. Valla benim kelimem seni yapalım. Seni seviyorumdu yani. Bir de huzur. Tamam. Seni seviyorum. O zaman teşekkür isteyeceğin her şeyi söyle. Valla siz teyitleri yapalım böyle. Meditasyonlar çok iyi geliyor. Bana da çok iyi geldi ya. Bayağı bir ilk defa kendime döndüm bu kadar net. Yaparız. Ses tonun da çok güzel. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Hoşçakalın. Teşekkür ederim. Aynen.